hafta madenleriyle en çok bilinen Türkiye'nin güzel illerinden Zonguldak'tayız. Zonguldak'ın insanları, kültürünü, özellikle madenleri hep birlikte keşfedeceğiz. Keşfimiz şu anda bulunduğumuz sahil kısmından başlayacağız. Abi merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Uğraşıyoruz böyle. Devam. İyi, Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Benim adım Mustafa bu arada. Mustafa. Memnun oldum. Benim de Muammer. Muammer Gillioğlu. Muammer abi. Peki Muammer abim, kaç yıldır yapıyorsunuz bastonları? Bastonları 20 yıl oldu aşağı yukarı. 20 yıl oldu. Nasıl başladınız bu meslek? Bu meslek bir hobi olarak başladım. Yani biraz böyle sanat değeri olduğu için, hani resim yapmayı da seviyorum. Mesela hani hayalindeki bir şeyi ağaç üzerinde canlandırabiliyoruz. O şekilde sevdiğim için yapıyorum. Ağaçla uğraşmayı sevdiğim için öyle başladım işte. Öyle böyle 20 yıl doldurduk. 20 yıldır hep aynı yerde miydiniz? Tabii. Aynı yerde, aynı baston yapıyoruz işte. O şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Kimden öğrendiniz bu meslek acaba? Bu mesleği bir ustamızdan öğrendik ama şimdi ben ustamdan daha fazla şeyler yapıyorum. Yani bu biraz da yetenek işi. Hani yetenek yoksa ressamlık gibi, yani resim yapmak gibi. Yani sadece ustanın öğrendiğinde bir yere varamazsın. Yani biz ustayımızı geçtik yani, öyle diyelim. Yani Allah vergisi bir yeteneğimiz var. O şekilde yapamayacağımız şey yok. Tam bir bastonun kaç saatte ya da kaç günde bitebiliyor? Bir bastona göre değişiyor. Yani normal bir baston, sıradan bir baston mesela 2 günde biter. Özel bastona bir hafta uğraşırız, olmadı 15 gün uğraşırız. Yani bastonun kalitesine göre değişiyor. Ağaç aynı, yani hepsi kızılcık ağacı. Zaten bu bizim Batı Karadeniz bu yöremizde var. Yetişiyor ormanlarda. Biz bunu kestiriyoruz, işte fırınlıyoruz. Yani en az bir sene kuruyor bizde. Bir sene sonra kuruduktan sonra kendi halinde fırına atıyoruz. Fırında düzeltiyoruz. Sonra işte kabuğunu soyuyoruz. Kafamızda işte ne yapacaksak, hayalimizde ne yapacaksak bastonun üzerine testereleri çizip o şekilde yani işliyoruz bastonu. Peki şu anda elinizdeki bastonun son hali nasıl olacak? Biraz hayal gücümüzü çalıştıralım mı? Nasıl bir şey çıkacak? Evet, şimdi bu baston yılanlı bir baston. Yılan var gördüğünüz gibi. Yılan böyle dolana dolana geliyor. Şurada kuyruğu bitiyor. Arasında budaklar var. Mesela yılan, yani budaklı bir ağaca dolanmış şekilde o şekilde hayal ettik, o şekilde yapıyoruz. Yani doğal bir ağaca dolanmış şekilde. Peki kafasında neden at var? At da yani asil bir hayvan. At yani vatandaş atı seviyor. Yani güzel bir hayvan. Onun için de biz yani tutma yerlerini at, kurt, kartal, işte kobra yılanı o şekilde yapıyoruz. Peki siz yetiştirmiş olduğunuz çıraklar var mı? Çırak yetiştiremiyoruz açıkçası. Hani bu iş artık hani bizi de doyurmuyor. Hani işte fabrikasyon var, dışarıdan gelen yabancı ürünler var. Öyle ağır şahın para kazanmıyoruz ama ancak kendi kendimizi idare edebiliyoruz şu durumda. Yani onun için de yani çırak çalıştıramıyoruz yanımızda. Peki şu ana kadar o 20 yıllık meslek hayatınızda yaptığınız en özel ve size en etkileyen baston hangisi sorsam ne derdiniz? Şimdi benim yaptığım bütün ürünler zaten özel. Hepsini de severek yapıyorum. Zaten yani kendim beğenmediğim bir baston da müşteriye, vatandaşa yapmam da vermem de. Benim için yani bir ayrıcalık yok.
Hepsi de benim için değerlidir. Ama bir ayrıca yok da ama kesinlikle eminim ki 20 yıldır sizin gönlünüzde kalmış ve hali hazırda çok sevdiğiniz bir bastonunuz vardır mutlaka. Şimdi yani yıllardan beri var, yaptığımız bastonlar var ama bunları saymakla bitmez. Her gün de kendimizi geliştiriyoruz. Yani hani yenisi varken eskisinde yani pek aklımızda kalmıyor. Her gün yeni bir şeyler düşünüyoruz. Yeni bir yani baston icat etmeye çalışıyoruz. Yeni bir fikirler yani sunmaya çalışıyoruz. Onun için yani pek yani akılda kalan bir şey yok. Hepsi de yaptıklarımız özel. Peki bu mesleğin neden defrekte yapılıyor bu bastonculuk? Mesela ben Zonguldak'a girdiğim gireli bastonla alakalı bir araştırma yaptığımda hep defrek çıkıyor. Hep defrek çıkıyordu karşıma. Neden bu bölge? Defrek şimdi yani öncelerden bizim atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir yani bize bir yadigar bir meslek. Dedelerimizden işte yani o şekilde geleneği o. Onun için de yani aşağı yukarı 50 yıldır devam ediyor. O şekilde de biz devam ediyoruz. İleriye taşımaya çalışıyoruz. Yani bunun işte yani meşhur, ağacımız meşhur, bastonumuz meşhur, yani değerli. Peki ben şimdi size bir çırak olarak gelsem ve bana bu meslek öğretecek olursanız ilk adım olarak ne öğretirdiniz? İlk adım olarak ağacı tanıyacaksın. Kızılcık ağacını. Veririm size kızılcık ağacını. İlk önce bir kabuğunu soyarsın. Yani tabii bu kabuk soymaktan başlıyor baston yapmak. Evet. Ondan sonra işte bunu hani düzeltmesi var. Ondan sonra derim ki sana ne düşünüyorsun? Kafanda bu ağaç neye benziyor? Ağacı bir şeye benzeteceksin. Yani ağaç senden neyi anımsatıyor? Mesela ağaç ne bileyim kıvrım kıvrımdır. Yılanı anımsatır. Ya da başka bir ne bileyim bir topuzdur, bir güle benzer, gül yaparsın. Yani senin artık yani o kendi ağaçtaki görüşüne bağlı. Yani anlıyorsam, doğru anladıysam işin püf noktası ağaca bağlıdır. Yani ne kadar iyi bir ağaç seçerseniz o kadar iyi bir ürün ortaya çıkıyor. O da var. Bir de sizin yeteneğiniz olması lazım. Yani yetenek. Şimdi şöyle mesela herkes ne yapıyor? Hobi dedikleri şey insanların asıl yeteneği. Doğru. Mesela vatandaş bankada çalışıyor, eve gidiyor maket bir şeylerle uğraşıyor. Ne bileyim adam başka bir yere çalışıyor, elektrikle uğraşıyor. Yani herkesin sanatı yani belli zaten, yani yeteneği belli. Yani herkes kendi sevdiği işi yapması lazım. Yani benim de mesela sevdiğim iş resim işi, resime yakında bu var. Baston yapıyorum. Yani insanın hobi dedikleri şey de asıl yetenekleri. Doğrudur, doğrudur. Çok sağ olun, çok sağ olun. Rica ederim. Zonguldak şehri Zonguldak'ı yapan madenleridir. İşte Zonguldak'a gelmişken madenle alakalı genel bilgi toplamak için şu anda bulunduğumuz Zonguldak Maden Müzesi'ni hep birlikte gezip göreceğiz. Gezimiz arkamda gördüğünüz bir avuç kömür için hayatlarını verenlerin anıtından başlıyoruz. Maden ocaklarındaki düşen bütün şehitlerimizin Allah'tan rahmet diliyoruz ve ailelerinde de başsağlığımızı diliyoruz.
müzeyi gezip gördükten sonra ekmek parasının kazanılması ne kadar zor olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Zonguldak Maden Müzesi'nden bütün emekçilerimize selam olsun. Zonguldak'ta sadece maden ocakları bulunmuyor. Güzel, doğa harikalar, mağaralar gibi de bulunmaktadır. İşte o mağaralardan bir tanesi olan Gökgöl Mağarası'nın girişindeyiz. Bu mağarayı hep birlikte gezip görelim. Şu anda Zonguldak şehrinin simgesi haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışını yapılan Uzun Mehmet Camii'ndeyiz. Uzun Mehmet Camii Zonguldak sahilinde bulunmaktadır. Bu caminin açılışından bu yana her gün binlerce yerli ve yabancı ziyaretlerin uğrak bir noktası haline gelmiştir. İşte biz de Zonguldak'a gelmişken mutlaka bu 20 yüz bilincinin muhteşem eserini hep birlikte ziyaret edip görelim. Evet hocam, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, hamdolsun. Sizler de nasılsınız? İyi elhamdülillah. Hocam, benim adım Mustafa bu arada. Sizleri de tanıyabilir miyim? Ben Nizamettin Dereli. Maşallah, Nizamettin hocam. Bu Uzun Mehmet Camii'nin imam hatip olarak görev yapıyorum. Oh, maşallah. Hı. Maşallah. Evet hocam, Zonguldak'a gelmişken bu muhteşem cami olması gerektiğini düşündüğümüz için buradayız bugün ve sizi bulmuşken dedik, hem Zonguldak'la alakalı hem bu yapılan yeni camiyle alakalı bilgi toplayalım dedik. Evet hocam, bu caminin adı Uzun Mehmet Camii. Peki Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet'i biz şöyle biliyoruz. Karanmaz olarak diye adlandırdığımız siyah maden kömürünü bulan şahıstır. Oh maşallah. Evet. Peki hocam, bu cami kaç yıl süreliğinde yapılmış? Şimdi bu cami 19 ay gibi kısa bir sürede yapıldı. Caminin açılışını Haziran 4'te Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşmiş oldu. Caminin açılışı. Maşallah. İbadete açılmış oldu o gün ve o tarihten itibaren camimizde ibadete devam ediyoruz. Yani 19 ay gibi kısa bir sürede yapılması gerçekten müthiş bir çaba, bir emek. Ya bu da tabii hayır sahipleri kardeşlerimizin yapmış oldukları hayır hasenatlarla bu seviyeye geldi. Allah razı olsun. Rabbim onlara sağlık sıhhat afiyet versin. Yani bu camiyi yapanlardan, vesile olanlardan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun teveccühüyle bu cami buraya yapıldı. Maşallah. Kısa sürede yapıldı. Maşallah. 19 ay, evet. Kısa bir süre ama bu süre zarfından
bu kadar büyük bir eser ortaya çıkarmak gerçekten çok güzel ve yani biz, çok hasret edici bir şey. Evet, biz buradaki bazen yapılan çalışmalara şahit olduk. Yani yeri geldi 200 kişi, yeri geldi 300 kişi. Yani böyle bir eserde 300 kişi çalıştı. Maşallah. Ona şahit olduk. Evet. Zaten bu çalışma olmasaydı 19 ay gibi bir sürede bu cami tamamlanmazdı. Peki yani, hocam, caminin açılışından bu yana ziyaretçi sayısınız çok mu artıyor? Hani ilgi çekiyor mu bu cami, hem yerliler hem dışarıdan gelen ziyaretçileriniz oluyor mu? Öyle bir şey dikkatinizi çekti mi acaba? Mutlaka ziyaretçilerimiz oluyor. Yani ben hatta benim kendi şahsen tespitim, ben şunu söylüyorum birçok kişilere, İstanbul'daki Sultanahmet'i yaşıyoruz biz. Oo, yani bu bölgede, bu Karadeniz bölgesinde böyle bir caminin yapılması aynı zamanda ziyaretçi akını yani buraya oluşturdu. Etrafa öyle dönüp baktığında hüsnü hatla süslenmiş ve herhalde özel olarak seçilmiş çiniler yapılmış. Ondan bahseder misiniz biraz? Evet, şimdi camimiz 4 fil ayak üzerine oturtulmuş bir cami. 12 bin metrekare üzerine oturtulmuş. 12 bin metrekare üzerine oturtulmuş bir cami. 6 bin kapasiteli. Dış alanına beraber 12 bin, belki daha fazla cemaat kapasitesine sahip bir cami. Osmanlı ve Selçuklu mimari özelliği taşıyor. Camimizin şu fil ayakları, gördüğünüz şu yukarılardaki yapıştırmalar, bunlar hep taş oymaları. Mermer sütunları, bunların her birisi, bu mermerler olsun, diğer sanatlar olsun, her birisi Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılıp buraya getirilen, gerçekten çok önem verilmiş, sanatı adeta burada konuşturmuşlar. Peki hocam, siz kaç yıldır imamlık görevindesiniz? Ben 34. yılı çalışıyorum. 33 yılı bitirdik, 34'ü çalışıyoruz. Yani hep Zonguldak'taydım. Hep Zonguldak'ta görev aldınız. Zonguldak'ta başladık, Zonguldak'ta devam ediyoruz. Hatta birkaç defa İstanbul'a bir teşebbüsümüz oldu. Evet. Ailevi nedenlerden dolayı gidemedik. Her işte bir hikmet vardır. Kesinlikle. Nasip olmayınca Cenab-ı Hak sebepler halk eder. Evet. Bizim de nasibimiz burada devam etmekmiş. Maşallah. Burada devam ediyoruz. İnşallah bu güzel mekanda bu kutsal vazifeyi buradan da halkımıza hizmet ederek noktalarız diye düşünüyoruz. İnşallah. Allah nasip eylesin. Amin, amin. Hocam, peki 34 yıllık meslek hayatınızda imamlık yapmış bir büyüğümüz olarak kesinlikle özel anılarınız olmuştur. Yani dikkatinizi çekmiş, daha doğrusu hani emekli olduktan sonra kitap haline getirmek isteyeceğiniz böyle özel, çok özel anılarınız oldu mu? Bizimle paylaşmak istediğiniz. Şu ara, ya özel anılarımız mutlaka olmuştur. Ama yani onları şu anda hatırlamak gerçekten güç. Doğrudur. Yani ben şöyle söyleyeyim. 33 yıllık görev süremde Mihrat'la beraber bir takım özel çalışmalarımız. Yani bu nedir? İşte Kur'an-ı Kerim rehber öğreticiliği, dini musiki rehber öğreticiliği. Şu anda da 3 seneden beri de Zonguldak Anadolu İmam Hatip Okulu'nda okulla birlikte hafızlık projesini yürütüyoruz. Maşallah, maşallah. Bu tür çalışmalara ağırlık verdik. Rabbim bu yolda bizleri mahcup etmesin. İnşallah, inşallah. Evet hocam, son olarak Zonguldaklı mıydınız? Şöyle, biz kendimizi bildik bileli Zonguldaklıyız. Oo, maşallah. Daha doğrusu bizim ilçemiz Karabük ili geçmişte. Geçmişte Zonguldak'tan ayrılınca Karabük il oldu. Haliyle biz Karabük'e bağlanmış olduk. İlimiz Zonguldak. İlimiz Zonguldak ama dediğim gibi ben Karabüklü olarak değil de kendimi Zonguldaklı olarak ifade ediyorum. Evet. Çünkü 33 seneden beri burada görev aldık, göreve devam ediyoruz. Aynı zamanda babam maden ocağından emekli. Zonguldak'ın
kömürüyle beslendik. Oo maşallah. Kalın teriyle beslendik elhamdülillah. Allah bağışlasın. Ondan dolayı Zonguldak'tayız. Bir de Zonguldak'ı ben çok seviyorum. Hatta Zonguldak'ı ben İstanbul'da eğitimin bir kısmını İstanbul'da yapmıştım. İstanbul'dan Zonguldak'a geldiğim zaman İstanbul'a gidesim gelmezdi. İstanbul'a gittiğim zaman Zonguldak'a gidesim gelmezdi. Daha doğrusu ben Zonguldak'ı İstanbul'a nazaran yani İstanbul'un küçük simgesi. Küçük İstanbul olarak değerlendiriyorum diye. Çünkü Zonguldak dediğim gibi yani denizi, işte yeşili, doğayla işçi olması, sahil bir kent olması açısından benim için çok önem arz ediyor. Kesinlikle. Ondan dolayı ben Zonguldak'ı çok seviyorum. Maşallah. Emek kenti. İnşallah Zonguldak'ta yapılan şu son hizmetlerle beraber Zonguldak aynı zamanda yaşam şehri haline geliyor. Zonguldak'ımızda işte doğal gazın gelmesi, havanın temizlenmesi, bundan dolayı da insanların rahat nefes alması bakımından Zonguldak gerçekten yaşam kenti haline dönüşüyor. İleride daha da iyi olacak, daha da güzel olacak. Yani kişilerin vazgeçemeyeceği bir il haline geleceğini ben ümit ediyorum, düşünüyorum. İnşallah olacaktır. İnşallah. Sağ olun hocam, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Rabbim size de kolaylıklar versin. Amin. Bu vesileyle Zonguldak Karar Mestiharı, iki katlı şehir. İki katlı şehir. Zonguldak'ın bir isminde iki katlı şehirdir. İki katlı şehir. Tabii yani yerin bir üstü var, bir altı var. Evet, ne yerin güzel. Üstü var, altı var. Altı da ayrı bir şehirdir. Maden ocaklarına indiğiniz zaman orası ayrı bir şehirdir. Aynı böyle sokaklar vardır, caddeleri vardır. Mahalle mahalledir. O bakımdan iki katlı şehir olarak da adlandırılır Zonguldak. Ne güzel. Ben herkese selamlar iletiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi. Amin. Herkesin üzerine olsun. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. Bizleri her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan, yangından, zelzeleden, salgın hastalıklardan, özellikle Zonguldak'ımızı, yıllarca Zonguldak'ımız bunu çok yaşadı. Kriz facialarından, maden ocaklarının patlaması sonucu birçok madencimiz şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Ben onlara rahmet diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Amin. Ailelerine sabırlar diliyorum. Halen çalışan kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Rabbim amin. Onları korusun, muhafaza eylesin. Amin. Amin hocam. Amin. Rabbim, çok sağ olun olsun. Hocam. Selametle kalın. Gerçekten sizinle tanışmak, sizlerle de sohbet etmek benim için ayrı bir duygu ve özel anıyormuş. Var olun, sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Türkiye ve Anadolu topraklarında sadece Osmanlı ve Selçuklulardan kalma tarihi camileri bulunmamaktadır. Dünyanın en modern teknolojileri kullanarak da inşa edilmiş camileri bulunmaktadır. O camilerden bir tanesi ise arkamda gördüğünüz Zonguldak Uzun Mehmet Camii'dir. Bu ve bunun gibi bu topraktaki bulunan bütün camilerin korunması Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah. İki katlı şehri olarak da bilinen emekçilerin başkenti Zonguldak'taki gezimizin sonuna geldik. Zonguldak'tan ayrılırken en çok aklıma Uzun Mehmet Camii ve Maden Müzesi kalacaktır. Haftaya başka bir şehirde, yeni bir bölümde sizlerle görüşmek dileğiyle Zonguldak'tan ayrılıyorum.